Bakınız daha çok geçmedi. Bir hafta önce Sayın Erdoğan bu meclis kürsülerinden şöyle hitap etti İsveç'e. Boşuna uğraşma İsveç. Sen benim mukaddes kitabıma, kitabım Kur'an'ın yakılmasına izin verdikçe NATO'ya giremezsin. Ve aynı günlerde Sayın Bahçeli de bırakın NATO'ya alınması, İsveç'te ilişkilerimizi keselim diyordu. Arkadaşlar bunlar böyle işte. Bir hafta içinde tutum değiştirdiler. Peki ne tavır koydunuz Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı İsveç'le ilgili olarak? Bunların tavrı yok. Bunların duruş yok. Bunların tarihi mirasa sahip çıkması yok. Bunların manevi mirasa sahip çıkması yok. Bunlar sadece çıkarlarına ve şahsi egolarına sahip çıkarlar. Size ifade edeyim. Neden mi? Çok açık söylüyorum. Sebebi çok açık. Biden'la bir görüşme yapabilmek için bu tavizler verildi. Ve bundan sonra Sayın Erdoğan'ın ilk hedefi Washington'a 15 dakika bir saatte olsa gidebilmektir. Nerede bütün muhalefeti Amerika'nın uşağı, Amerika'nın ajanı olarak gösteren Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakı daha iki ay önce biz bizi Amerikan ajanları olarak yansıtanlar nerede şimdi? Ne tepki koydunuz Vilnius'ta Kur'an-ı Kerim'in yakılması karşısında? Hesap verin bakalım.